Allah'ım çok güçlü. Çok güçlü. Şimdi Fransızın uçağa verdiği fabrikanın benim fabrikamın alt katı olduğunu düşünürsek O evet da biz kötü. de boş adam değiliz. Biz de veriyoruz. Siz kaç veriyorsunuz bakayım? Sizinkisi yanlış anlamayın ama yani el kadar, parmak kadar. Ama büyük bir parmak. Yunanlar da çok güçsüzmüş. Şöyle sınırı çok provoke etmeden dağlarda tutma lazım. Siz bize güçsüz mü dediniz? Yok yani Yunanlar da çok güçsüzmüş dedim. Biraz hani bir şey mi yapsanız efendim? Mesela bize bir bomba atarak başlayabilirsiniz. Yok çünkü Kıbrıs bombayı mı? karşılığında olabilir. Kıbrıs karşılığında olabilir. Beni mi istiyorsun? Evet. Efendim, savaş tam olarak ne zaman çıkar? Ben ona göre bir nükleer ayarlıyorum Sen ayarla çıkar yakında. da. He, bizim bir 500 gün falan var da nükleere. Benim de 30 bin kişilik hava kuvvetini durduracak tamı tamına 1500 uçağım var. 67 tane bombırım var. Dikkate alın bu 67. önemli teklifi. Bu 67 bomber da bunlar niye sınırda yıldı efendim? Bilmiyorum. Tankmak getirmişler. Tankmak Hiç var. görmedim hayatımda. Bu benim lafım. Daha fazla Tarkan'a ihtiyacımız var. Yancıyı bırak artık. Çok eksiğimiz var. Çok. Biz niye bu hallere düştük ya? Normalde benim tank basmam lazımdı. Niyeyse böyle bir fanteziye giriştim. Tarkan'ı biraz modifiye etmem lazım. Lojistik olarak biraz sakat. Valla yeni at template'imiz son derece modern. Yeni bir nesil at üzerine çalıştık. Biraz pirslemeye çalışıyor ama eğer karşının tankları çöpse iş yapar. Değilse elimize alırız diye yorumladım. Anakaran Antey'le Roman. Antiyer değil, ben farklı bir şey yapıyorum şey. Ne yapıyorsun lan? Sen neredesin lan? Ha, benim de arkamı tutuyor gariban. Kalkan halinde önde Japonlar. Onun arkasında biz. Korkuyorum. Sen de Artık gelen mi yanımda. oraya? He? Neden bu kadar korkuyorsunuz? Orma dağlı değil mi? Belki bir Fransa için evet. Lakin İtalyanlar o Roma önüne kadar geldiğinizden vakit. Ya bizde bir İtalya mı yapsa ya? Tabii efendim, tabii Ama yapabilirsiniz. ben saldırabileceğimizi pek düşünmüyorum. Sabahtan beri buna hazırlanıyor olabilir. Bence Alliance saldırsın, biz oturup izleyelim. Doğru. Ondan sonra bir Frank işle uğraşırız herhalde. Sayın Japonya, beni çağırmışsınız sanırsam. Efendim, Asya'daki topraklarınızı alabilir miyiz? Asya'da topraklarım mı var benim? Hepsi. Ha, o. Hepsi. Siyam da buna dahil sanırsam. Evet. Ha, güzel, bayağı güzel. Lan biz ne yapak Roman? Senin Türkiye ne oldu Japon? Sovyetlerin annihilation'ım 40'ta bitiyor. 40 sonu 40 sonunda bitiyor. Bitsin direkt kapatacağım. Ya 40 sonuna kadar biz yaşamazsa? Kim dokunacak sana? Ya bilmiyorum, bana dokunamazlar. Ben küçücük bir adadayım. Beni görmezler bile. Görürler, görürler. Ya senin adanda niye hiç askerin yok? Sana getirdim, sana bak korumaya geldim. Nasıl? Attrition yapıyor ama bonus. İyi niyet göstergesi de Yok yok ama. etkisi yok. Roman! Bunun petrol. Siz petrolü neyle kullanacaksınız? Atları. Nasıl ya? O atlar var ya, Sana o yeni atlar. benzin mi veriyorsunuz? Sen bunları kurbanlık mı zannediyorsun? Anlamadım ki. Benim atlarıma erzak motorizeyle sağlanıyor. İsviçre'ye saldıralım. Rus Polonya'da bayağı zorlandı evet. İsviçre. Evet. Daha çok cephe. Vallahi ben alırım ya. Ben Yani efendim atlarıma siz güveniyorum. Sovyet nöleleşini bitirin, girelim artık Türklere. Kırk November. Ya bana Ayşe tatile çıksın falan bir şeyler dedi bu Ne? gitmeden önce. Ben şu Gerçekten. atlarımı deneyeceğim birazdan burada. Nerede? İsveç'te. Ama İngiliz garanti atmış. Niye lan? Konuşayım. Çağırıyorum ben ya. Ya gerekiyorsa kendisinin ana karasına çıkalım efendim, o kadar da şey değil. Kıbrıs'ın lan sen, sanki bana Amerika ya. Arkadaşlar, Greater Soviet geldi. Farkında mısın? Hiç sen söyleyene kadar değildim. Niye uyandırdın ki şimdi böyle bir şey? Niye böyle bir şey söyledin ki? Greater Russia kuramaz. Kurar, niye kuramaz? Kurdu ki. Masarab ya. Ha, kik tanımıyorum seni. Çao, çao, çao ama mutlu olandan. Ne oldu? Geldi benim yüce gönüllü en sevdiğim İtalya. Niye bu kadar sevindi bu adam? Beyefendi, sana bir teklif yapacağım da neden bu şey? Sizinle sadece konuşmak istiyorum ben. Tamam, bize bir müsaade et. Tamam efendim, iyi günler. Ben gideyim mi? Benlik bir şey yok yani. Gidin, herkes Ne gitsin. yapabilirim ki? Ayık denen bir şey var ya. Kıbrıs benim dostum. Asla benim arkamda konuşmayan tek dostum. Öyle Ve mi? Evet. Çok sevendim. Öyle mi? Evet, öyle. Nasıl Ben yani öyle kalabilirim, ben diyorsun? kalabilirim. Yoksa öyle değil mi yani? Öyle Öyle öyle. öyle. Abi Kıbrıs'ı severim ya, ben O ona da seni şey verdim, seviyor. Libya'dan toprak verdim. Tabi 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 canım, sen benim yüce babamsın. Lan arkamdan ne de dolaplar çevirdiğini bilmiyorum, zannetme. Yunanlar bana sabah beri istihbarat sağlıyor Kıbrıs. Lan. Ben Yunanlara bir şey demedim ki, ben Yunanlara Sen bir saf girelim dedim. zannettin herhalde. Ya neyse, siz bizimle ne görüşeceksiniz be, anlatın bakalım. Ama tek Sen olalım. ben Çin'den gidiyorum yani. Çin sen ne yapıyorsun burada? Çin'i de alın.
O pelerin takarsam elimi alacağımı hissediyorum. Bende kötü anıları var. Heh. Şimdi zamanı geldi bence. Ney? Bu atlarını Balkanlarda genişletmek ister misin ya? Yo. Bak bu değerli toprakları varmış bunların. Yardım da ederim sana. Senin yardımına ihtiyacım yok. İstesem zaten üzerinden geçerim o beni. Tamam, neden tek bir Balkan olmayasın diyorum ben de işte. Gerekirse yardımlarımıza da geliriz. Tank, uçak, her türlü yani. Ne dersin? Bence bir düşün bak. Öncelikle tankının yeter kadar vuracağını düşünmüyorum. Evet, mobil warfare full vurmaz. İkinci olarak da petrolün dayanacağını düşünmüyorum. Fransızları bağlıyor. Üçüncü olarak da o Fransızlar sana saldıracak birazdan. Amerikalılardan alırız, Sovyetlerden alırız. Amerikalıları ittifakında Fransızlar. Tamam, Sovyetlerden alırız. Hangi sınır geçişinde? Konvoylarla gelir. Konvoyla gelir, öyle mi? Öyle. Ya bu dediğine inandın yani. Donanma gerekirse çıkartırız. Donanmanı elini alırsan? Kim aldıracak? Akdeniz'e bak istersen, İngilizler topraklarını sattı hep. Ya İngilizlerle dostum ben zaten. İsrail İngiliz mandası biliyorsun değil mi? Oğlum manda inek ben anlamam. Ben her türlü getiririm yani. Ya sen onu boş ver. Sen benim teklifimi düşün bir. Reddediyorum. Seni ben zeki bir adam zannediyordum. O yüzden reddediyorum zaten. İstihbaratı aldım. İleride bu Balkanlar sana birleşip girecek, haberin olsun. Aynen aynen. Fitneci seni. Merhabalar Sayın Agust. Merhaba. Ben Deniz, Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Bizim buraya gelme amacımız sizin yalnız kalmanız Asya'da. Ay Avrupa'da. Yo, yalnız bir değil. Bir Türk olarak. Efendim bir şey diyeceğim. Bu Romenlere güveniyor musunuz gerçekten? Hayır, aramızda tamamen bir güvensizlik ilişkisi var. Peki o zaman neden bunların ittifakındasınız? Çünkü ben de onlara güvenmiyorum. Arkasını kolluyor bu adamlar, birbirinin arkasını. Sen ne bileceksin? Beni kolladın mı zamanında? Sen aynı. Sen bana Yunan'ım dedin bir kere. Pardon dur Yunan buradaymış. Ben yarı Türk ya. Yunan'ım. Yok, sen Yunan asıllı yarı Türksün. Ya bir saniye, burada gerçek Türk bir Hun var, bir de ben varım. Bir de benim, hayır. Hayır, sen Arapsın. Ben de Türk'üm artık. Sen Arapsın. Benimle genel olarak ne görüşmek istiyorsun? Ya bu adamlar bir gitsin buradan. Bakın, size Sovyet İttifakı'nda güzel bir yer buldum. Oraya gidebilirsiniz. Artı biz artık Amerikalılarla resmen müttefiyiz diyebilirim yani. Amerika ile böyle kankanıyız. Amerika vallahi biz en son sizde kaldırıyordu ama. Bizim aldığımız istihbarata göre Sovyetler Birliği 1942'de dünyanın en büyük gücü olacak. Sovyetler Birliği bana Batı Hun'u kurdurabilecek mi peki? Biz kurdururuz. Biz Türkler, bizi benim sözümden çıkmıyor ya. Biz onunla arkadaş gibiyiz ya. Akşam bu mesaimiz bittikten sonra, Cumhurbaşkanı mesaimiz, gece birlikte oyun oynamaya gidiyoruz, o kadar. Yani şimdi eğer ki Amerikanlar Japonlara saldırır, siz de Fransızlara saldırırsanız ben gelirim. Ya zaten şu an alalım demiyoruz size. Siz bizim tarafımızda olun ama onların tarafında görün. Zamanında bize Çinliler bir şey yapmıştı. Prenses yollamıştı. Onun gibi bir strateji. Onu bize yolladılar. Tamam size yolladılar. Tamam olur. Yani bana Batu Hun kurduracak herkesin yanındayım. Ya Batu Hun'u geç, sana biz Avrupa bile kurdururuz da işte, o kadar değil de. Kurdururuz yani bir şeyler. Ya Batu Hun istiyorum sadece ya. tamam Batu Hun'u. Biz o zaman Stalin'e değilim. Onların birkaç işi vardı, o yüzden gelemediler. Siz de kusura bakmazsınız umarım. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu İngilizler niye gelmiyor ya? Durtmak istiyor beni. Efendim? Şu İngilizlerle bir görüşmek istiyorum. Ben çok sıkıldım ya. Valla ben de sıkıldım, yalan yok. Gel kutsal bir yerler. Kutsal bir vebir kalmaz bizim aramızda. Bizi yerler. İtalya'sı zaten sınırma ordu yiyor, görmüyorum. Şımarıklılık yapıyor. Yarım kattığımız işi tam erdirme vakti o halde. Ya da o mu tam erdirecek acaba? Çok savunmasız, çok müşkül bir durumdayım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ya siz benim mektuplarıma niye cevap vermiyorsunuz? Efendim çok meşgulüz, kusura bakmayın. Yani biraz şimdi yoğunluk var. Sivide Savaş derken daha yeni çıktı. Sivişe niye garanti attınız? Gözünüze mi battı orası? Kendileri tarafsız bir devlet. Ulan İrlanda tarafsız değil miydi? İrlanda İngiliz'di. İngiliz yaptık onları. E tamam, o da Hun. Aksini iddia edebilir misin bana? Kanıtlayın efendim. Demokrasi dağıtıyoruz. Şöyle. Benim dedemin dedesinin dedesi. Attila'nın dedesi. İşte zamanında burada bir kabile devleti yaşıyordu. Oranın kabile lideri oldu. Sonrasında oradan gelen 5. nesil kuşakla birlikte artık İsviçreliler Hun oldular. Efendim ben bu hikayeyi sanki bir yerden böyle tanıyorum ama. Peki biz İtalya'ya girsek 2-3 lokma toprak boğazımızdan geçer mi? Demokrat olursanız efendim. Demokrat olabiliyorum. Sonuna kadar müttefiklerin yanındasınız. Demokrat olabiliyorum. Biz yani kabile yönetim. Olmuyor mu? Yemiyor mu? Yok. Ama şöyle Han seçiyoruz biz. Ben oldum bile.
Allah belanı versin. Bu kadar erken ya. Mesela Romenler gelebilir Faction'a. Çıkın isterseniz efendim. Ama Fransızlar demokrat değil ama gelebiliyor. Bizim ikimiz demokrat. Benim de diyorum işte kabile seçimi. Onların kalbi demokrat efendim. Bizim de öyle. Ama onların %35. Sizin kaç? %13. %13. Yemiyor. Kurtarmıyor. Nasıl kurtarmıyor? Ona bakarsan İtalyan'ın da %35. Ama onlar ama faşisti bulan adam şimdi adam. Faşizmi çıkaran birisi. Ettim bu. Bu adam direkt böyle çizildi listede. Yani efendim. Efendim. Komünistler kapımıza dayandı. Bunlara bakın. Demokratlar. Bakın komünist var. Efendim. Tarafsız bir ülke gidiyoruz sevgili Körüş. Ne diyorsunuz? Tarafsız bir ülke he? Demokrat daha çok he? Efendim biz açıkçası savunan garibanın yanında oluruz. Bunu belirtelim. Ya şu yani İsveç'e saldırmadığınız sürece. İsveç'e de ya biz aradan bir denesiydik. Kutsal bir V1'e ya İsviçre'ye. Nereden bir V1'e çıktın? Şans ver bana ben oradan girerim ona. Seni de şaşırtırım. Fransızlara bırakıyorum efendim. Çünkü kendilerinin orada bir hak talebi var. Ben de Churchill'e bırakıyorum. Yani Frankish konusunda efendim herkes birbirine bırakıyor ama. Valla Frankish kurarsa o ittifaktan Amerika gider. Biliyorsunuz değil mi? Efendim kendilerini biz zaten böyle Japonların üstüne salmayı düşünüyoruz. Frankish falan bilmiyorum. Necedir? Kendileri canavar birazcık böyle fabrikasından anlamışsınızdır. Bence benim fikrim var. Birine kafa atacak adam. Ya şu İsviçre ile biz bir ve bire çıksak. Hayır bak benim bir fikrim var. Switzerland almayalım. Siz Frankish kurun. Karşılığında Çekya'yı bize verin. Sonra demezler mi verdi? Derler mi? Demezler. Bence derler. Demiş var şunlar garantiyi çekiverin ya. Ne olacak? Komünistlere karşı. Garibandır ya. Sevgili Churchill gariban. Valla biz garibanın yanındayız efendim biliyor musunuz? Demokrasi. Adam bana gariban diyor. Çarpıtma. Efendim biz şöyle bir şey diyebiliriz size. Eğer Ruslar size saldırırsa biz Ruslara saldırırız. Ama siz İsviçre'ye saldırırsanız biz de size saldırırız. Ya sen İngiliz misin? Çek şu garantini. Yok çekmeyeceğiz. Öyle he? Lan sen niye demokrat oldun? Daha şimdi değil o. Ya ne bileyim anlık gaza geldim be ya. Değiştir onu. Nasıl? Japon'la evet. İttifak olamayız manyak. Tamam sus sesini çıkarım. Değiştir onu. Değiştireceğim. Acilen Japonlarla görüşmem lazım. İti ite kırdırma vaktidir. Efendim Amerika hükümetiyle bir şey görüşürüz mü? Çok değil acil mi? Rusya'yı da çağırmanız lazım. Durum çok vahim. Niye? Çok kötü. Niye efendim? Hem Rusya'yı hem bizi ilgilendiren bir durum var çünkü. Ortak bir durum. Efendim ne oldu? Fransız İtalya'yla size saldıracak Amerika'yla birlikte. Aynı zamanda da Sovyetler Birliği'ne çökeceklermiş. Ben diyorum Sovyetlerle bir görüşme lazım. Bizi çağırmışsınız. Sevgili... Efendim biz çağırmadık. Sovyetler Birliği sizinle çok acil bir konuda görüşmemiz lazım. Tabii ki buyurun. Ama öncelikle şunu söyleyeyim Fransa'ya girmem. Yok o sana girecek işte. Onun ön haberini vereyim. Size ve Japonlara, Amerika'yı Japonlara saldırtacak. Büyük Frankish geliyor şu an İtalya'yla. İtalya'yla geçirecek gördüğünüz gibi. Frankish grup sizin üzerinize çullanacak. Amerika Japon'la vakit kaybettirirken ya da biz birbirimize girmeyi düşünmemizi sağlarken Batı bloğu size çökecek. Yani o kadar cepheyi aynı anda yönetebileceklerini zannetmiyorum efendim. Yönetmelerine gerek yok ki. Amerika sadece Japon'la uğraşacak. Donanma savaşında tutmaya çalışacak. Buraya ordu getirttirmeyecek. Ve size Batı'dan saldıracak. 50.000 yani uçakları var. İşte o yüzden 50.000 sadece uçakları var. Yani hepsini buraya koyduğunuzu düşünürseniz. Hepsini buraya çepesine koyacaklar işte. Yani elim ayağım kilitlenir bir şey yapamam. Ben de onu diyorum. Şey o yüzden Japonlarla siz ve biz Molotov Ribbentrop tarzı bir anlaşma mı yapsak? Bu Frankish gelirse önce size sonra yok önce bana sonra size. Aynen önce Japon'a sonra size sonra bana. Sana. Hatta ikimiz aynı anda bile olabilir Frankish. O zaman şöyle yapalım. İlk önce bir İtalya'ya girsinler. Bir cilasını atsınlar. Ondan sonra biz de savaşa katılalım. Japonlar yani ne düşünüyor? Yani bence güçlerimizi birleştirmeli ve bu mütefikleri cehennemi dibine kadar göndermeliyiz. Tabii ki. Ve? Ne oldu ya? Ya bir de Kudüs görüşmek istiyordu sabahtan beri. Gelsin de bir görüşelim ya. Bu işin sonu her türlü bize girecek. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Biz Araplar Birliği olarak size teşekkür ederim. Arap Yahudi Birliği.
Yahudi de var bir de aramızda, evet. Tabii, çok çeşitliyiz biz. Arap'la sohbet ediyorduk, Türkler geldi. Ya bu Macarlar dedi, aslında Türk değil, kırma dedi. Size kırma garip diye ithaf ettiler efendim. Arkanızdan garip garip şeyler söyledi. Sakın onlara güvenmeyin dedi. Bana kimse bir şey yapamaz. Asıl Türk benim dedi. Yani ben sordum. Doğru nasıl demiş. Yani? Biz Hun Türk'üyüz. Daha çok mu Türk sanıyorsunuz? Biz Hun Türk'üyüz. Ama asimile işte, olmuşlar yani dedi. Doğru. Daha neler neler söyledi, dilim varmıyor söylemek. Siz doğru demiş. Asimile oldunuz efendim. Evet. Hadi. Vay şerefsiz. Kendini asimile olmuş bir Türk ilan ettin. Öyle miydi? Yo deme deme Arap, sakin ol. Şşt. Sen efendim, atlarımızın nece kuvvetli olduğunu biliyor musun? Sen de benim develerimi biliyor musun? Senin deveni benim atlarım yer lan. Benim devem senin deveni döver. Devem yok. Senin atını döver. Dövemez. Döver. Gel kapışalım. Gel. At, gel at deve kapışma gel. Ama benim atlarım bir kere girdi mi durmaz. Onun için atlarım sürekli girer. Bence Türkleri aradan çıkarmanız lazım ki rahatça kapışın. Türkiye kurşun sıkmaz aslanım. Bunu öğrenemedim mi hala? Yani sen Türk değilsin. Ben Türk'üyüm. Arada fark var. O zaman sıkar. Sen asimile olmuşsun. Sen evet oldum. Yok hayır öyle çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Öyle değil. Nasıl çalışıyor? Yani Türk'üz ama Hun Türk'üyüz. Türk'ü Türk'e kırdıramadıktan sonra yaşamanın ne anlamı var? Beyefendi, sevgili İsmet İnönü, bu Araplar sizle saldırmam konusunda beni sürekli kışkırtıyor. Ya bunlar bir gitsin, şu Araplar falan. Ben Arap değilim. Biz de daha büyük konular konuşacağız, küçük devletler. Ben Arap değilim, Araplar konuşsa doğru söylüyor. Bu Araplar. Az önce Arap'tı. Yo, ben Yahudiyim. Öyle mi? Yahudi ve Arap gelmişlerdi. Ben Arap değilim, ben İngiliz'im, ben Lawrence'ın torunuyum. Ben özbeöz Yahudiyim, ben onunla ilgilendim. Ben özbeöz Lawrence'ın torunuyum, ben İngiliz'im, Arap değilim. Ya tamam, küçük devletçikler çıkar mısınız şimdi? Bazı büyük konularımız var da bizim. Ben küçük devlet olabilirim ama gölgen büyük. Tamam. Tamam en büyük sensin, tamam. Hadi. Yani sevgili İsmet Önül'ü size bahsettiğim olay, size bahsetmeyeyim. Gerçi Sovyetler Birliği'ne bahsettiğim olayda Japonya'da saldırı var. Ortak bir saldırı hedefi var. Size anlattım mı? Anlattınız. Biz de buradaydık da bizim şu an o konuyla ilgili de ama burada söyleyemem şimdi. Tamam söyleyeyim. Söyle. Tamam zaten. Efendim biz Fransızlarla saldırmazlık anlaşması imzaladık. Bize saldırmayacaklarını aksi tüm müttefiklerin Japonlara ve Çinlilere saldıracağını söylediler bize. Biz de davet ettiler bu savaşa. Sizlerle sınırsız saldırmazlık anlaşması yapabiliriz dediler. Biz de sizin Türk olduğunuzu bilip sizin de bu savaşın orasında kalmamız için sizi de oradan çıkarmak istedik. Tüm o adamlar ona saldırmasın, size saldıracak. Onunla işi bittikten sonra size dönecek. Bunu yediğine inanamıyorum yani, Stalin'in. Gerçekten çok zeki bir beyefendiymiş. Uzun süreli bu. Büyük Japon İmparatorluğu'na karşı bir saldırı oldu değil mi? Evet. Farz edelim ki bu adamlar büyük Japon donanması karşısında kaybetti. Peki hedef kim olacak? İtalyanlarla White Peace attılar bu arada. Evet, kendileri demokrat oldu diye. Bu adam galiba benden de Frank işi kuramıyor. Şimdi demanda gelir bu. Yo benden ya, dolayı. Bundan dolayı. Ya, Avusturya'dan dolayı. Avusturya yokmuş gibi davranıyor. Avusturya'dan değil galiba, şeyden dolayı. İsveç'ten dolayı. İsviçre'den dolayı. İsviçre'yi de İngiltere garantiliyor da. Hem bir saniye, biz mi gidiyoruz da? Siz de bir garantileyin ya. Ha değil mi? Bir frank iş vermeyin yani bari. Biz söyleyeyim ben size. Bir frank iş vermeyin bari, en azından onu yapın. Kendileri. O zaman durdurulamaz olacak çünkü Fransız. 1000 fabrikaya geçecek, 1500 olacak belki. Ben niye amfibi araştırdım ki lan? Ha? Bu niye oldu ki? Ben anti-air araştırmam lazım benim. Daha fazla anti-air. Bir İtalya anakarasına bakar mısınız? Nasıl bombalıyor? Sen niye onunla saklaşıyorsun ki? La bu Frank işin duracağını hesaba katıyorsa başka da bir şey demiyorum ben. Ya ben teklifimi sunuyorum Sayın Tarkan. Efendim donanmayı dürüp büküp eline verdikten sonra bu komünistlere beraber girelim. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Senin anakarana donanmayla gelemeyebilirler ama ben kara devletiyim. Benim 43 tane konvoyum var ama denize bir kıyım yok. Ben şu Sovyetlere bir yazdım. Allah rızası için şu ülkeye bir garanti atsınlar. Çok mu zor? Yılda 41 Haziran aslında. Sovyetin de artık tanrısal güç olmasın. Ya efendim şu şeye bir garanti mi atsanız? Bir frank iş vermeseniz mi ya? Efendim bizim non-aggression'umuz var Fransa'yla 42.5'a kadar. Lan garanti at bari, alamasınlar ha? İsviçre'ye. Frank işi tutan şey o. Bizim dostumuz efendim o. Evet dostum. Hatta gelmişken Japonlara da demandımızı iletelim. Bütün Çin topraklarından çekilmenizi istiyoruz. Bekliyoruz. Genayi mi lan bu? Bu arada bana giremeyecekler. Biliyorum.
Sovyet saldırsa, keşke sana Sovyet saldırsa. Sovyet saldırsa diğerleri gelemez. Birisi gelebilir. Fransız mı girecek Frankish olduktan sonra, Amerika mı? Hadi Amerika ile Fransız, Sovyet girsin. İkisini de tutarsın. Uzun yıllar boyunca. Bir donanma savaşırsın en azından. Dah! Ya bir donanma. Bu denklemde kere yanan ben oluyorum. Ben 3 aydır, ne 3 aydır lan? 1,5 yıldır fort basıyorum lan. Denklemde olmayan şey neydi biliyor musunuz Sayın Tarkan? Heh. Benim 39'dan beri 4 kruvazörüm var. 40 onu biz de bastık da umarım petrol depolamışsındır. 2,5 milyon. Oha dur, benim de biraz depolamam lazım. Bakalım bana kaç kişi girebiliyor? Gene deli taklidi yapmaya başlayacağım. Sovyetlerin önüne girişini pektim var yani. İstediği kadar bekliyorum kapı yani. Rum para. Bir tane daha bundan çıkardık mı? Belki biraz rahat ederiz. Ver Talkan'ın oğlu Artan müziğini. Veriyorum lan. Bir sorunumuz var. He. Fransa Alphonse olduğunu unuttu. Hem bütün İspanya'yı korlayabilir ister. Korladı ki. Eliyle korluyor. Haa. Pelerinsiz olmaz. Doğru dedin kral. Öleceksek de pelerinimle öleyim. Haa. Sana sınıf yapacağız falan dediler topraklarında. Biz aşağıdaydık da, aşağı katta konuşuyorduk buraya gelmeden. Yakında demand atmaya geleceklermiş Fransızlar, İngilizler falan. Evet. Kaç, kurtar kendini bir şekilde. Ama bizde kaçmak yok. He doğru. Bak bir an yeni de gaza getirdin he. Oo Sovyet faresine söyle. Sen Sovyet değil, Fransız, İngiltere, Amerika. En yanlış kişileri düşündün. Yok ama... Sovyet faresine söyle. Saklandığı delikte ebediyen yaşasın. Sen de yaşa. Evet. Sonuna kadar yaşa. Japon ittifakı benim üzerimden alır mısın? Hayır. Niye? Yasak. Niye? Yasak. Ne şey, yasak? Öyle olmuyor. Nasıl yasak lan? Ben veriyorum, al. Alamıyorum. Take for fiction. PP diyor. Romanya'da demokrat, ona göre oynayın. Ona göre şey yapın efendim. Lan! Bu Araplar, bizim ittifakımızdaki Araplar çok görüşüyor İngiltere'yle. Dikkat etmekte lazım yani. Kanlarında var şimdi. Biz çok bir yaşadık. Dön Süleyman. Dön. Ama sınırınızda o kadar büyük bir ordu yok. Kendine 60K uçağı var. Bizim de bir 10K var da ne yarar bilmiyorum. Sizin nasıl 10K uçağınız var ya? Benim ya, Türkiye. Rome beni sattı. Yapar. Hiç, çünkü onlar durmadan uçaklarını yenileyemeyecekler, sen uçaklarını yenileyebileceksin. O zaman havalimanı basalım efendim. Bize insan lazım, yoksa bizim bu kaslar depoda duracak. Eğer Sovyetler bana girmeyecekse ben bunlara kafa atacağım. Girmeyeceğim. Aha, Kıbrıs da ölüyor. Bir Türk daha ayrılıyor aramızda. Merhabalar. Merhaba. Bizim ufak bir ricamız olacak. Ne gibi? Churchill, sen devam eder misin? Efendim biz size damand atmaya geldik. Tarafsız bir ülkeye. Demokrat bir damand. İşgal ettiğiniz tüm toprakları serbest bırakmanızı damand ediyoruz. İşgal etmedim hiç ben toprak. Nasıl etmediniz? Savaşla hiç işgal etmedim. Avustur, Yugoslav. İşgal değil. Kendileri verdi. Nasıl işgal değil? Kendileri verdi. Ben hiç savaştım gördüm. Bunların mi? Bağımsız olmasını damand ediyoruz. Yani bağımsız bir şekilde bırakacaksınız. Gücünüz bana yetti değil mi? Japonlara da kaldıracağız, sadece size değil. Reddediyorum. Kancık faresi bana savaş ilan ediyor. Ya gene buraya geldik. Ben bunu dedim ama çok dikkatsiz kaldınız bu Roman karşısında. En başta şişlemeliydik. Efendim bir şey söyleyeceğim. Sayın Fransız hükümeti burada mı? Değil. Ya ben onunla o sinerjimiz tuttu dedim ya. Yahudi gördü oyunu. Macar göremedi. Ha. Beyefendiler çav ama demokrat olan. He. İhtimalle bize saldıramıyor. Niye? Çünkü aramızdan öne geçiyor. İşte ben buna Yahudi oyunu derim. Yalnız efendim çok başarılı bir diplomasi yaptık. Tebrik etmekteyiz. Nerede lan o Roman kancığı? Vay kardeşim benim ha? Kardeşim ulan biz benim. Seninle daha nice şerefsizlikler yapacaktık. Hain kosuk! Ben seni Atilla'nın yanındaki bir er zannederken sen Mars'ın kılıcını aramaya giden keşif erimi öldürenlerden misin meğer? Kancık faresi seni. Efendiler, vakti zamanı geldi. Lan sen mi geliyorsun? Evet. Nasıl? Aa harbi geliyor. Bunun gücü nedir ki? Benden güçsüz bu. Yo, sadece sanayisini kaybetti ya. Sen neden mantı atıyorsun şimdi? Yugoslavya. Yugoslavya'nın başlangıç toprakları mı, bitiş toprakları mı? Sizde olan kısmı. Alabilecek mi? Ne yapayım başka? Yürü git, bence Fransızların senin üzerinde olan topraklarını geri al. Ben sana topraklarımı geri verdim. Sence alabilir miyim Fransızlardan? Benden alabilir misin sence? Fransızlar Elaz gelirse alabilir miyim sence? Benden alabilir misin? Elaz gelirse? Ya gelmese? Ya gelirse? Ya gelmese? Ya gelirse? Ya gelir gibi yapıp gelmese? Ya gelmez gibi yapıp gelirse? Damandını kabul ediyorum. Tamam o zaman. Şaşırdın.
Güzel. Yo, şaşırmadım. Kabul ettiniz efendim. Alabilirim. Etmedim şaka. Hayır etmeyin. Etmeyin Iraklılar orayı savunuyor. Aynen ama iddiayı attınız yani şimdi olmaz. Yo, atmadım. Atar gibi yaptım ama atmadım. Tamam reddettiğinizi varsıyorum. Reddetmedim ama. Efendim nasıl yani şimdi ben ne yani? Biz şimdi neyiz? Biz kimiz? Ben gariban bir Macaristan'ım. Siz kimsiniz? Ben kimim? Ben neden buradayım? Ya sen... Ya bak oğlum senin topraklarını alanlar kim? Seni bu masaya yalnız koyanlar kim? Macarlar. Ne Macarı? Hiç düşünmedin mi? Bugün beni satan Alliance yarın gene bana gider diye. Yani şimdi bir düşündüm de. Toprakların kimde senin? İstediğin vakit zarayı vermedim mi sana? Aman yapamıyoruz biz de bir şey yapamıyoruz. Ne yapalım tehdit ettiler girmezsen dediler seni de işgal edeceğiz. Abi beni dövüyorlar dediğin zaman ateşe atmadın mı? Atmadım. Attın ateşen vardı sende. Efendim valla ne yapalım yani. Oo Nordic tanklara falan girmiş. Neyse efendim kabul ediyoruz biz tamam. Neyi girmiyoruz. Abi? Tamam sağ ol. O Nordic tanklarını falan bir gördük. Tırıstık biraz. Ya var. Tren yaptık oraya. Tren yolu yaptık. Yani... Abi boşmuş onlar gerçi. Nasıl? Bir dakika ben anlamadım şimdi benim ne yani anlamadım. Ben de anlamadım efendim vallahi ben niye geldim buraya. Sana tavsiye söyleyeyim sen sessizce uzaklaş buradan. Kendinize iyi bakın ben bu İngilizlere saldırayım bari ben niye geldim buraya. Sen niye geldin ki harbiden ne gereği vardı? Hani evet ne gerek var. Sessizce uzaklaş sessizce. Bir güç beni buraya getirdi. Ne gerek var? Gel donanma vs gel. Donanma mı o ne? Irak gel donanma vs gel. Irak mı? Ne? Neyse ben bu pelerinle beyefendiye iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Bugün tamam. Üçüncü demantımı yedim ve korkuyorum. Ama hiç savaşmadınız o yönden bak. Savaştım. Hey Roman, Roman'e ne oluyor böyle? Patlıyor. Bence biz Romanya'ya saldıralım. Sıkıntı yok gibi ya beta arttırıyorum. Roman çeviriyor. Hayır şimdi şöyle bir sıkıntı var. Eğer Romanya kazanırsa bizim ordu ana karamızda bağlantımız kesiliyor. Yo, yok Sovyet line var. Evet. Unuttuk kendisini uzun süredir göremiyoruz da gerçek anlamda göremiyoruz. Şöyle 44 ante yerinde basalım. Başka türlü bu iş nihayet ermeyecek. Teknoloji de çok iyiyiz de işte bilim adamlarının gelişmemesiydi, matbaanın geç gelmesiydi ve antitankların iyi yetişmemesinden dolayı biraz sıkıntılarımız var. 9 fabrikada olmasa keşke. 44 aslanım. Bu da 5 senin açık yanına. Lan savaş ilan et lan kancık faresi. Hadi yüreğin var mı? Yok. Nasıl yok? İlan et lan. Lan yok. Oğlum sürekli vargolum gidiyor ya. Sana demand atıyorum. Ben direkt tüm toprakları işaretledim de buradan ne olur ne olmaz. Şöyle tüm toprakları sayın Burgas, Plovdiv, Moesia, bu da Obruja bu kadarı. Bir miktar da para. Bir de bana bir sivil. Hayır sen. Olmuyoruz oğlum varrek mi alıyorsun? Bakalım senin piyaden mi benim atım mı? Lan! pis, pis. Nasıl ya? Help! Help! Ha ooo yalnız bombardımanı ne güzel engelliyoruz ha. Yalnız kafamdaki 35.000 Spitfire hoş değil ve komik hiç değil. Hiç komik değil. Hiç komik değil. Etik de değil. Biz İngiliz'e mi girdik? Arabistan bekle beni. Ne? Arabistan İngiliz koruyordu. Yalnız ne vuruyoruz böyle oğlum. Yalnız Gündo harbiden 35 tane 27 tane bomber düşürüyorum. Ve bombalanmıyorum. Harika. Rahatladım be. Yatırımlarımız işe yaradı. Spitfire'ları tokatlıyoruz böyle tak 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 diye düşünüyoruz. Ala. Hayır. Şimdi bu Arapları doğrultuğunu pişman edeceğim. Roman. Ha. Kardeşiz değil mi? Roman. Bak. Şerefsizler ittifak olarak bu yola kadar yaşamamız bile bir mucize. Bence de. Allah teşekkür. Sağ ol. Oğlum İngiliz havayı bir tık elime alıyorum. Ama o daha çok alıyor. Sıkıntı yok. Beta arttırıyorum beyler. Ama var ya çok güzel bir takas yürütüyorum. Birazcık buraya Sovyet uçağı girerse. Güzel World. Biz kazanırız bunu. Japon filosu ne durumda? Japonlar burada değil hella. Japonlar savaşmıyor bir de şu an. Savaşıyor. Savaşıyor. Evet. Bir dakika. Lastiksiz kalırlar. Japonları bir çağırsanız mektupla. Yeni uçak gelmez. Yeni uçak gelmezse bu Spitfire 60k bitiririz lan. Bakayım. Vallahi gelmez.
Şu da Rotate'de bir raid dersek o İngiliz. İnim inim inler valla. Hat derini bildirdik.